Sıra geldi kafa parçasının sculpting işlemlerini yapmaya. Kafayı ilk sahneye taşıdığımızda göreceğimiz şey şu olacaktır. Poligon izlerinden dolayı ilk aşamada divide yapmadan önce smooth seçeneğini iptal ederek divide yaptığımız için oluşan o edge kenarlarındaki izleri yok etmemiz lazım olabildiğince. Bunun için kafanın etrafında bulunan bütün o izleri shift tuşuna basarak brush'la yok ediyoruz olabildiğince ilk aşamada. Kulağın şu bölgelerinde, uç kısımlarında oluşabilecek, köşe yerlerde oluşabilecek bazı hatalar olabilir. Onları da yok ediyoruz elimizden geldiğince. Daha sonra kafa da simetrik bir obje olduğu için simetrik olarak çalışacağız. İlk aşamada yapacağımız şey bu tür yüz ve kafa modellerindeki sculpting işlemlerinde yüksek detayları, büyük detayları oluşturmaktır yine her zamanki gibi. Bu büyük detayları oluştururken elinizde bir referansın olması en güzeldir. O referansa göre detayların nerelerde olduğunu, hangi bölgelerde olduğunu kontrol ederek ona göre işlem yapacağız. Sol tarafta işlemleri yapacağım. Simetrik çalışacağım. Elimizde bulunan şu org referansı için arkadaşlar baktığımız zaman ilk aşamada kaşlardaki detayları görüyoruz. Bu kısımlarda şu tür detaylar var. Üst taraftan başlayacağım, alnın üst kısmından. Bu tür hatları oluşturacağım ilk aşamada. O yüzden önce gözün üst kısmından, kaşlardan ve alnın şu kenarlarında oluşabilecek detaylarla başlıyorum işe. Şöyle biraz yaklaşalım. Öncelikle şu kaş kısımlarında yükselti yapacağım. Bu yüzden Rehanti seçelim ve herhangi bir alfa olmasın. Standart yerine arkadaşlar Selvi Fold ile çalışmak istiyorum. Selvi Fold bana biraz daha özgür hareketler ve daha doğal görüntü oluşturabilecek bir brush olduğu için Selvi Fold seçtim. Bakın şu kısımda yükselti oluşturacağım. Brush size'ımı biraz daha yükseltiyorum ve bu aşamada çalışırken 20'yi geçmeden çalışacağım. Çünkü yaptığım hareketler biraz daha özgür olacaktır. Bakın şu gözün edge kısımlarında bozulma yaratmak istemediğim için brush size'ımı düşürüyorum. Edge bölgesinde herhangi bir bozulma yaratmayacağım. O çerçeveyi sabit tutmak istiyorum. Biraz daha kalın olması açısından şu dış taraftan bakın şöyle bir iz daha oluşturdum kaşa. Buradaki oluşturacağınız görüntü tamamen size bağlı. Sizin elinizde. O hattı oluşturduktan sonra bakın buraya kalınlık verdim. Şöyle kaşın üstünden devam ediyorum. Biraz daha kalınlaştırmak istiyorum bu kısımda görüntüyü. Şu kısımda da biraz aşağıya indireceğim. Ve arkadaşlar şurada ise brush size'ımı biraz düşürerek artık çukur yapmak istediğimden alta basıyorum. Alta basarak şurada bir iz oluşturdum bakın. Çukurluk yapmak istiyorum çünkü orada. Biraz daha belli edeceğim o çukuru. O çukuru biraz daha belli ettim ve şu kısımlara yine brush'ımı büyüterek kalınlaştırmak açısından işlem yapabilirim. Bakın buraya kadar gelmesini brush'ın kenarını istemiyorum. Buraya kadar getiriyorum. O şu kısım benim için bir referans. Şimdi devam ediyorum. Yine buradaki kalınlığı oluşturdum. Bakın kaş bölgesinde bir kalınlık oluşturdum. Şimdi ise şu üst kısma doğru biraz daha o kaşın biraz daha rahatlatarak bakın bu bölgede izlerini, hat izlerini kaybetmeye çalışıyorum. Bu kadarlık bir görüntü yeter. Şu kısımda arkadaşlar brush size'ımı düşürdüm. Bir çukur bölge oluşturacağım. Bakın şöyle bir iz yaptım. Şuradan da yine şöyle bir iz daha yaptım. O izi kaplayacak şekilde. Biraz daha arttırıyorum. Ve buradan çukurluğu oluşturuyorum bakın.
Üst kısımda hattı kapatacak şekilde. Şimdi ise burada da yine biraz çukurluk oluşturdum. Şu kısımda bir çıkıntı olması açısından burada iyice derin bir çukur kısmı oluşturuyorum. Buradan buraya gelecek şekilde bakın. Şu kısımda iyice yaklaştırdım bu kısmı. Şuradan bir hat daha ineceğim. Sayede burada daha derin ve daha çatık kaşlı bir görüntü oluşturabilirim. Şuradan da karışıklık için daha zengin bir detay olmuş oldu bu bölgede. Şuradan devam ettiriyorum bu hattı. Şuradan da şöyle devam etsin. Şuradan yine şöyle çukurluğu devam etmesi açısından alta basarak ikinci bir hat oluşturdum. Ve bu oluşturduğum yeni detayların dış kısımlarını hemen shift'e basarak yüzeyin kendisiyle izole ediyorum. Bu aşamada şuraya karşıdan karşıya bir kırışıklık için kesişen bir hat uygulamak yeterli olacaktır. Bakın. Şöyle bir görüntüye sahip olduk burada. Şimdi arkadaşlar şu yan taraflarda bulunan şuradaki biraz daha izole işlemi uygulayayım. Çok fazla dışarı çıkmış. Eğer şuraya bakacak olursak şu yan taraflarda bulunan şu hatlar için bir görüntü daha oluşturacağım. Bakın buradaki şunun yerine biz farklı bir uygulama yaptık. Şimdi şuradaki hat için bir görüntü oluşturacağım. Ve şu ikinci detay kısmı için yine devam ettireceğim o hattı. Şuradan şöyle getireceğim. Onun için tekrar ZBrush'a geçelim. Bakın şöyle karşılandı. Şöyle self fold'u birkaç sefer geçiriyorum şu üst kısımdan. Şu şekilde geçtik. Şimdi de şöyle devam ettirelim. Gelsin kenara doğru. Burada çukurluk yapıyorum alta basarak. Biraz daha çukurlaştırdım. Şu kısımda da yükselti yapacağım. O yüzden kenardan devam ettiriyorum. Yine buradan şöyle devam ettim. Şimdi de Shift'e basarak oluşan kötü izleri götürüyorum ve bu kısımda iyice yüzeyle birlikte hareket etmesi için izleri kaybettiriyorum. Bakın şu kısımda. Oradaki detay için biraz daha kaybettireyim. Böyle bir görüntü olması yeterli. Şu kısımda arkadaşlar kaşa ikinci bir hat uygulayacağım. Bu da bizim kendi detayımız olsun. Şu kısımda ise biraz daha yeni bir detayla o bölgeyi biraz daha ezerek içe doğru ekstradan bir görüntü yakalamak istedim. Kaşın bu kısmında. Şurada da yine ikinci bir görüntü oluşturuyorum. Burayı ezerek rahatlatıyorum bakın. Bu kadarlık bir görüntü benim için yeterli. Şu kısımda, gözün bu kısmında yükselti yapmak istediğim için edge'i bozmadan, bakın göz çerçevesini bozmadan yükselti yapıyorum. Şurada bu kısımda
Ne? Hala da Servifold B0'ı kullanıyorum ve şu kısımda da o yükseltiyi belli etmesi açısından alta basarak çukur meydana getiriyorum. Öz kısımları rahatlatmak için yine Shift'e basarak üst kısımlarda bakın şurada oluşan poligon izlerini yok ediyorum. Bu kadarlık göz çevresinde gözün üst kısmına daha doğrusu detaylandırma yeterli. Şuradan şu hattı biraz daha devam ettirebilirim. Şurada şu hattı biraz daha düzgün gelmesi açısından yok ettim. Bu kadarlık bir detaylandırma yeterli. Şimdi arkadaşlar şu alın kısmı için bir değişik bir görüntü oluşturalım. X'e basarak simetriyi kapattım. Burada değişik bir görüntü oluşturacağım ve basic material olarak skin shader materyalini seçiyorum. Biraz da bakın şuradaki görüntü şu şekilde oldu. Şurada yaptığım işlemlerin biraz daha abartılı olmasını istediğimden dolayı skin shader bana çok fazla göstermeyecektir. O yüzden skin shader'ı açtım. Bakın burada büyük bir parlaklık oluştu şu anda. Skin shader açılıyken buradan şu yaptığım izler alnın üst kısmı için biraz daha yukarı gittikçe biraz daha bu şekilde oluşturdum ve aralara alta basarak detayı biraz daha belli etmesi açısından işlem uyguluyorum ve kenarlarını hemen Shift'e basarak ana yüzeyle izole ediyorum. Alt kısım için biraz daha küçük bir detay daha oluşturuyorum. Arada yine alta basarak çukurluk yaptım. Bakın hemen burada da Shift'e basarak izole ettim. Skin shader arkadaşlar. Buna yaptığınız modele organik bir tekstür atadığınız zaman gerçeğe en yakın ışıklandırmayı sağlayan materyaller. O yüzden skin shader'ı seçtim. Bu işlemi uyguladıktan sonra tekrar Matcap Gray'i seçip bakın. Şu şekilde bir görüntü elde ettik. Matcap Gray'i seçip yaptığınız işleme bakabilirsiniz. Şurada biraz yedirmek istiyorum o bölgeyi. Kenarlarından biraz daha izole ediyorum. Bu kadarlık bir görüntü yeterli. Bu kısım için, gözün üst kısmı için. Şimdi arkadaşlar gözün alt kısmında çalışmaya devam edeceğim. Alt kısımlarda belirginleştirme yapacağım. Alt kısımda nasıl bir hareketlendirme yapabilirim? Öncelikle ona bakıyorum hemen açarak. Bakın alt kısmında, gözün alt kısmında şu iç bölgeden gelecek şekilde bir hattım geliyor ve bu şekilde devam ediyor. Bunu ben de kullanacağım aynı şekilde bu hattı ve gözün alt kısmında çok fazla bir detaylandırma yapmadan şurada hafif şişkinlik ve ekstra daha sonra çizikler oluşturacağım. Şurada yine bir şişkinlik yapacağım. Ve şurada çukur oluşturacağım gözün bu kısmında. O yüzden hemen ZBrush'ı tekrar açtım. Bakın öncelikle şişkinlik yapmak için brush'ımı azaltıyorum. Bu kısımda gözün şu kısmında bakın. Brush'ı hareket ettirerek bir hat oluşturdum ve şimdi de onu belli etmek açısından hemen alta basarak bir çukur hattı oluşturdum. Biraz daha brush'ı büyüterek buradaki çukuru şu şekilde genişletebilirim ve aşağıya doğru bakın. Şöyle bir kavis verecek şekilde devam ettiriyorum. Burada ise o çukur tam bu köşede en fazla kendini belli edecek şekilde duruyor ve Shift'e basarak burada yine izole ediyorum orayı. Bakın. Şimdi ise kısmı biraz daha arttırmak istiyorum. Şu oluşan izlerden dolayı tekrar izole ederek buraları yumuşatıyorum. Hızlı bir şekilde. Ve şurada biraz daha büyük bir
oluşturuyorum. Şimdi gözün şu yan kısmı için bakalım. Yan kısmı için ise şuradan şöyle devam edecek olan bir çukurluk ve ekstradan bakın bir görüntü var. Oradaki çukurluğu oluşturacağım ve şuradan şöyle bir detay da ben kendim ekleyeceğim. Şöyle bir detay eklemek için öncelikle alta basarak bakın şurada o detay için hat oluşturdum. Şimdi şurada şiple bir yumuşatma uyguluyorum. Şimdi buradan şişkinlik yapacağım. Onun için bakın bu şekilde buraya kadar gelecek bir hat oluşturuyorum. Buralarda ise artık izole etmem gerekiyor. Yeni oluşturduğum hattı şöyle biraz kenardan alalım. Ve şurada da bu hat için biraz daha büyük bir yüzey olsun. Ve tekrar smoothluyorum. Gözün üst bölgesi için çok keskin bir görüntü olmasını istemediğim açısından şurada tekrar o keskinliği yok ediyorum. Bakın biraz yükseklik vererek smooth yapıyorum tekrar. Keskinlik yok olsun diye. Şu kısımda yine aynısını yapıyorum. Ve şu kısmı çukurlaştırıyorum gözün kenarını. Çukurlaştırdıktan sonra şu kısımda biraz yükseklik yapıyorum. Şu kısmı da çukurlaştırıyorum. Bakın orada olmasını istediğim şey çizikler. Çukur ve tümsek birbirine zıt hareketlerle gözün o kısmında şu çiziklerin olmasını istedim ve gözün bu kısmı için de çukurlaştırıyorum. Yükseklik yapıyorum. Çukurlaştırıyorum. Yükseklik yapıyorum. Çizik hattı oluşturacağım yine. Çukurlaştırıyorum şu kısmı. Burada yükseklik yapıyorum. Şuradan şöyle bir tekrar smoothlama yaptım. Bu kadarlık bir. Şuradan biraz daha çukurlaştırmayla. Yeterli bir görüntü oluşturdum burada da. Buradan öne doğru getirelim bu kısmı da. Bir sonraki aşamada ise artık yüzün alt kısmından oluşacak detayları